Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Katolik Kilisesi'ne bağlı gönüllüler, büyük ölçüde yurt dışından gelen bağışlarla sunulan gıda ile birçok kişi için umut oluyor. Hiperenflasyonla boğuşan ve dışa bağımlı ekonomisi olan Venezuela'da halk, temel ihtiyaçlarını karşılamak için uzun kuyruklara girmek zorunda kalıyor. Yoksullaşan halk çareyi Katolik Kilisesi'ne bağlı gönüllülerin her hafta düzenlediği aç evlerine gitmekte buluyor. Güney Amerika'da yer alan Venezuela'da yaşanan kuraklık, siyasi çatışmalar ve enerji krizleri sebebiyle yoksullaşan halk, çareyi Katolik Kilisesi'ne bağlı gönüllülerin her hafta Cuma günleri düzenlediği aş evlerine gitmekte buluyor. Hiperenflasyonla boğuşan ve dışa bağımlı ekonomisi olan Venezuela'da halk, temel ihtiyaçlarını karşılamak için uzun kuyruklara girmek zorunda kalıyor. Bu konuda halktan bir kişi şu ifadeleri kullandı. Ne alacağımızı bilmeden kuyruğa giriyoruz. Çünkü stokta hiçbir şey kalmıyor. Alabildiğiniz her şeyi hemen almanız gerekiyor. Saatlerce bekleyip eli boşla dönebiliyoruz. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Katolik Kilisesi'ne bağlı gönüllüler, büyük ölçüde yurt dışından gelen bağışlarla sunulan gıdayla birçok kişi için umut oluyor. Ayrıca ilaç sektörü de krizden etkilendiği için çoğu eczanenin önünde yüzlerce kişinin yer aldığı kuyruklar oluşuyor. Bu durumsa kara borsacıların önünü açıyor ve bazı ilaçlar için insanlar 100 katı ücret ödemek zorunda kalıyor. Katolik Kilisesi'ne bağlı gönüllüler yurt dışından gelen gıdalara ek olarak ilaç yardımıyla da halka destek oluyor.